Ben daha 10 yaşında falanım. O yıllar Trabzon'dayız. Arşivli, jodalı, efsane. Yardırıyor Trabzon. Sen jodayı hatırlamazsın tabii. Yaşını yetmez. Ama böyle bir topçu yok. Usta bak, öyle böyle değil. Çok iyi. Abi sen ne anlatıyorsun ya? Ne bileyim oğlum. Uyuma diye anlatıyorum işte. Abi ben uyumak istiyorum. Yok. Yok Ceylan. Uyumak yok. Uyumak yok. Dayanacak gücüm kalmadı. Vardır aslanım. Sen Türk askerisin. Ne tam bitti derken bir güneş doğar. Küllerimizden alevleniriz evvelallah. Abi. Aslanım. İyi ki varsın. İyi ki abimsin. Oğlum bak sana bağlamaz zaten. Hassasım ha ya. Abi. Aslanım. Abi sana neden keş anlatıyorlar? Tamam lan tamam anlatacağım. Benim babam polisti biliyorsun değil mi? Şark hizmetinden yeni gelmişti babam. Orada örgütün anasını ağlatmışlar arkadaşlarıyla. Bayağı tehditler falan alıyordu. Bize çaktırmazdı tabii ama ben duydum bir iki adamla takışmış kafaya. Çok ustanın nişancıydı ha yani. Daha çocukken babaannem takmış belini 14 diyor. İşte bir gün yine öyle çıktık geziyoruz. Ya iki adam yanaştı sağlı sollu. Dedim ya takmışlar bunu kafaya. Meğer aylardır takip ediyorlarmış. Babam fark etti belayı. Elini beline attı. Çekti silahını. Diyorlar.
Babamı Keşan'a defnettik. Vasiyetiydi. Öyle istedi. Ben de öyle gidemezdim. Trabzon uzaktı. Sonra Asubay okula girince... Babamı unutmayın diye her yere Keşan fotoğrafları astım. Millet de beni Keşan mı diye çağırmaya başladı. Lan Trabzon'a Keşan. Memleket değil mi? Hiç ses etmedim. Hoşuma da gitti valla. Çaylak. Çaylak. Çaylak kendine gel oğlum. Çaylak. Oğlum bak Allah nedir anlattın, mızıkçılık yapma Çaylak! Çaylak uyan lan! Oğlum mızıkçılık yapma! Uyan lan! Anlat nedir anladım, uyuma ne olur Çaylak! Uyuma sen! Uyumak yok ne olur! Uyumak yok! Çıkacağız buradan! Uyuma aslanım! Çıkacağız buradan! Aslanım! Aslanım kendine gel! Aşk mısın oğlum?